şey olarak öyle resim olarak. Şimdi Cevdet Bey, bu anlatır mısınız? Burada gördüğümüz beyaz parçacıklar nelerdir? Bu yetiştirdiğimiz dediğim mantarların kompostu, artıklar yani. Artıklar da şey yani. Mantar yetiştiriciliğinde kullanılan mantar çuvalı kompostu. Evet. Bunu buraya karıştırıp topraktaki organik maddeyi yükseltmek için. Hatta burada üzerine baktığımız zaman mantarlar da görülebiliyor. Zaten nemli havada mantar çok çıkıyor yani. Toprakta bile çıkıyorlar. Şurada yani olduğu gibi mantarlar kalmış bir kısmında. Tohumları, mantarın yani misel diyorlar tohumları. Evet. Tohumlar zaten nemi gördüğü zaman. Bunu daha sonra şurada olduğu gibi tabii sürüp toprağa karıştırmak suretiyle freze yapıyor. Böyle freze var, karıştırıyor. Organik ha, gübre haline dönüştürüyoruz. Kompo yani organik, evet, gübre sayılır yine. Aslında. Burayı şimdi çilek için düşünüyordum ben. Şimdi burada tabii oldukça geniş bir arazi burası. Yaklaşık 10 dönüm var değil mi? Var, aşağı yukarı var. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazi. Burada kısmet olursa inşallah açıkta çilek yetiştireyim. Diğer seraların içinde yaparsa çekimlerde gördüğümüz çilek yetiştiriciliği evet, aynı şekilde uygulanacak. Evet. Biraz daha farklı türler getirmek suretiyle. Tabii zaten şu anda arazi geniş. Arazi yaklaşık bak buranın da 10 katı. Tavşan ayak izleri. Tavşanlar gibi. Tavşanlar da gezmiş. Evet. Tamamen doğal ortam. Tavşan, tilki hepsi var. Evet, inşallah kısmet olursa burada önümüzdeki yıl. Evet. İlkbaharda. Bir çekim daha yaparız. Aradaki farkı görürüz. Evet. Çilekler İlk ve önce evin oraya dikmek istiyorum çileği. Evet. Şey, buraya sonradan. Seraların içine yapmayı düşünüyorum. Evet. Şu görüntüyü hatırlamak için videoyu çekiyoruz. Çilekler dikildikten sonra tekrar bir çekim daha yaparız. Evet.